Yeni bir saldırı değil. Yani Türk cephesinde, yani Türkiye Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine yeni bir saldırı değil tabii. Uzun bir süre bir saldırıdır. Zaman zaman hem Rojava'ya da saldırıyor. Zaten saldırdı Rojava'da. Serikani, Giresipi, Afrin bunları işgal etti. Amacı sadece Başuri Kürdistan değil yani. Türkiye'nin amacı uzun süreli yani ya da tarihe geçmiş, tarihe bakarken Misak-ı Milli projeleri vardır yani. Tam geniş çapta Osmanlı, ikinci bir Osmanlı'nın koruma peşinde olmasa dahil kısmen yani bu kısmen de özellikle Kürdistan üzerine hakim olmaya çalışıyorlar yani. Kurmaya çalışıyorlar. Bu bir projedir. Bu proje de yeni bir proje değil. Ve bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Yani 300'den fazla Başuri Kürdistan'da saldırıları olmuştur. Yani 50'den fazla üs kurmuşlar, askeri üs kurmuşlar. Geçen bir haberden geçti yani gazete haberlerinde. 300'ün üzerinde tankleri sınırı geçmiş yani 50 kilometre neredeyse 50 kilometre içeriye giren bir şey var, bir saldırı var. O uzun süreli yani uzun süredir bu saldırılar oluyor ve bu saldırılar eğer gerçekten başta Kürt halkı olmak üzere sonra sadece Kürt halkının sorunu değil, Türkiye aynı zamanda Türkiye halklarının sorunudur. Sosyalist, devrimci, Alevi herkesin sorunu. Eğer bu güç ya da Kürtlerle birlikte karşı çıkmazsa ya da diyelim birlik olup karşı çıkmazsa bu saldırı gittikçe devam eder, yayılır yani. Başuri Kürdistan'da dediğim gibi yani bu projeyi onlar istiyor ki Başur'da hayat bulsun yani Başur'da sonuçlansın yani. O da tabii KDP'nin desteğiyle, KDP'nin işbirliğiyle KDP'nin. KDP'de yeni bir işbirliği içinde değil tabi. Tarihi bir ihanetleri vardır onların. 1946 Muhabbetin Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışı bile onlar sebep oldu yani. Destek olmadı, ondan sonra yardımcı olmadılar. Hemen çekindi yani desteğini. Çektiler, Rusya'ya gittiler. Ondan sonra dönüşte geldiler. Şey, aşbatal ilan ettiler. Yoksa o zaman yine gerçekten eğer Kürt halkını savunsaydılar, eğer Kürt halkını savunma bir niyetleri olsaydı, Kürt halkı savunurlardı. Bu ihanet oradan geliyor yani. Tarihleri iyi biliyoruz. Berzani ailesi, tüm KDP tümü demiyorum yani. Özellikle Berzani ailesi ihanet içindeydi. İhaneti aşan bir döneme gelmiş. Artık düşmanla birlikte saldırıyor, düşmanla birlikte yok etmeye çalışıyor. Düşmanla birlikte Kürtleri bir statü söz yani ya da iradesiz bırakmaya çalışıyor. Hatta TC devletinin önünde yolları yapan, ondan sonra yol yöntem gösteren, istihbarat veren KDP'nin içindeki aile, Berzani ailesidir. Berzani ailesidir. Zaman zaman hem KDP'ye yani Başuri Kürdistan'a saldırmak için hem Bakuri Kürdistan'a saldırmak için o alanları boşaltıyor. O çatıları yerleştirmek için. Şimdi kendisi o kadar üst, askeri üst kurmuş, o kadar silahlı, silah malzemeleri, tank, ondan sonra tüm askerlerini oraya yığmış. Mesele nedir? Mesele budur yani. Çatıları oraya yerleştirmek, hem Bakur'a, hem Rojava'ya, hem KDP'ye, Başur'a saldırmak için Kürtler bir araya gelmesin. Burada da Berzani kandırılıyor. Berzani, bence bu Berzani'ye verilen bir ihanet, bir görevdir. Berzani bunun farkında olmalı. Farkında olması gerekiyor. Bunları biliyoruz. Tabii bu tutacak mı bu proje? Tutmayacak yani. Rojava da tutmadığı gibi bu da tutmayacak. Bir hesaba yanlış yapan bir hesap var burada. Kürtler eski Kürtler değildir. Ya da Şeyh Said'in döneminde, Seyyid Rıza'nın döneminde ki Kürtler Kürtler değil. Onların verdiği mücadelenin önünde eğiliyoruz. Onları anlıyoruz. Ama bu devri yani şimdiki Kürtler Kürt Özgürlük Hareketi ile birlikte Kürtler uyanmış Kürtlerdir.
okumuş Kürtlerdir, siyaseti iyi bilen Kürtlerdir, düşmanını iyi tanıyan Kürtlerdir. Bu ikinci bir projesidir. İlk proje Bakü'ye Kürdistan'da 4500 köy yaktı yani, boşalttı. Ta Avrupa'ya kadar güç getirdi, metropollere güç getirdi. Hem kültür üzerinde hem dil üzerinde asimile edilmek için yani. Bir de oradaki halk köylerinde örgütlü bir halktı yani. Komünal yaşam çerçevesinde yaşam bir halktı. Kültüründe bu var yani. Şimdi bu tutmayınca tabii ki Başörü Kürdistan'da, hani dediğim gibi Başörü Kürdistan'da sonuçlamaya çalışıyor yani, sonuç almaya çalışıyor. Şimdi Başörü Kürdistan'da tabii ki köyleri boşaltıyor yani. O köyleri boşaltıyor ama köylerin yerine Rojava'daki, Celablus'ta, ondan sonra İdlib'deki, Afrin'deki, Giresbi, Serikani'deki çataları, o paramiliter çataları oraya getirip yerleştirmek istiyor yani. Türkiye ekonomisi tabii gittikçe kötüleşiyor. Görüyorsun sabah erkenden çıkıyorsun. Sokakta çöp konteynerleri vardır. Bakıyorsun bir tane ana diyeceğim dilim varmıyor ama ne yazık ki doğrudur. Bir ana o çöpü karıştırıyor da yanında bir çocuğu var, torunu var. Ekmek bulmaya, meyve bulmaya, bir şeyler bulmaya çalışıyor, götürüp evine yiyor. Bu ekonomik krizi neden oluyor? Türkiye'nin ekonomisi savaşa gidiyor. Türkiye'nin ekonomisi hep çatallara gidiyor. O çatallar para alıyor, maaş veriyorlar yani. Kendi aralarında da paylaşıyorlar. AKP'nin etrafındaki ekibi, ondan sonra savaşla beslenen, rantla beslenen bunlar hepsi yiyor. Türkiye'nin ekonomisini yiyor. Bugün ağır bir tecrit var. Gerçekten bu tecrit bütün Türkiye'yi yayılmış, etkisi altına almış bir tecriti sadece. Emirali'de başlayıp cezaevlerinde değil, Emirali şahsında bütün cezaevleri ve bütün ülke, bütün Orta Doğu'yu saran bir tecrittir. Bu ekonomik krizden buna bağlıdır. Diplomasi alanda krizleri buna bağlıdır. Türkiye ne yapar yapsın, Emirali'ye gidilmelidir, diyalog kurmalıdır. Ancak bu Kürt sorunu askeri yöntemle değil, diyalog, demokrasiyle, diyalogla, müzakereyle oluyor yani, halledilir. Türkiye, tabii Türkiye'de kuruluşlar, kurumlar çok var yani. Aktivistler var, ondan sonra akademisyenler var, yazarlar var, çizerler var, sanatçılar var. Bunlar vardır yani, çağrım bunlardır. Hepsi bir araya gelsinler, tek vücut, tek ses, Devepen yanında yer alsınlar, sesini Devepen sesine katmalılar ve bu duruma, bu gerçekten hoş olmayan yani, insanları birbirinden, hatta düşman kalan birbirine karşı, bu duruma karşı artık yeter demeleri gerekiyor, dur demeleri gerekiyor ve acilen bu talepte bulunsunlar. Acilen bir heyet, akli insanlar bir araya gelsin. Acilen bir heyet Emirali Adası'na Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmeleri gerekiyor. Bu sorunu çözecek olan varsa tek kişi, tek faktör Sayın Abdullah Öcalan'dır. Savaşı da durduracaktır. Ülkeyi de ekonomisi düzeltecektir. Tabii bunun bedelleri vardır, şeyleri vardır, zahmetleri de vardır, zorlukları da vardır. Her şeye rağmen bu ülkeye yazıktır. Kürt halkıyla Türk halkı birlikte yaşamalıdır, yaşamak istiyor. Kürt halkı bu ülkenin asıl unsurları ve kurucularıdır.